Hocam merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim Ali Bey, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödememesini ben ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında sivil bir itaatsizlik eylemi olarak değerlendiriyorum. Tabii böyle bir şey olunca da bir ay sonra elektrik kurumu geliyor sizin elektriğinizi kesiyor. Yani faturasını ödemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının evinde Erdoğan'ın dediği gibi biz gelmeden önce mumla aydınlanıyorlardı mı gerçekleşecek? Şimdi tabii sadece öyle değil. Bir de eğer elektriği keserlerse bir de kesme bağlama parası alırlar ayrıca. Böyle de bir zorluk var. İnternette de aynısı oluyor öyle. Çünkü. Ama şöyle, Sayın Genel Başkan tabii orada aslında benim gördüğüm kadarıyla bir mesaj veriyor. O da şu. Gerçekten şu anda, bakın bugün bizim şu anda sahada devam eden araştırmamız var Ali Bey. Daha yani basına verecek hale gelmedi sahadan gelen veriler üzerine. Dün katıldığım bir programda ben bunu söyleyince bugün de dün de bazı gazetelerde manşet haber oldu. Toplumun %90'lık bir kesimi elektrik faturalarında infial düzeyinde rahatsız. Sadece elektrik faturasında değil tabii. Meseleyi elektrik faturasına indirgememek. Simgesel bir olay. Doğalgaz faturaları. Doğalgaz faturaları da böyle. Maalesef yani çarşı, pazar, manav böyle. Ya salatalığın kilosunun 35 lira olduğu, biberin 40 lira olduğu bir Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani bir tuhaflık yok mu burada? Ya da şöyle, doların 18 lira olduğu zamanda şimdikinin neredeyse 3'te 1'i daha ucuz olan akaryakıtın şu anda ondan çok daha pahalı olmasını konuşuyoruz ve dolayısıyla tek kelimeyle tam bir toplumsal infial hali söz konusu. Batıdaki ülkelerde özellikle bir kısım işte Arjantin'dir, Brezilya'dır vesairedir. O tür ülkelerdeki gibi bizde insanlar hemen yarın çok büyük tepkiler ortaya koymazlar. Bizim insanlarımızın demokrasi içselleme algıları daha farklı. Ama şunu herkes kabul etmeli. Şu anda insanlar belki bununla 3 ay 5 ay daha yaşarlar yani. Geriye dönük borçlarla, akraba dayanışmasıyla, komşu dayanışmasıyla vesaire ama inanın şu ana kadar bizim kamuoyu araştırmalarında sorduğumuz başka sorular var. İnsanlar o soruların üstünü çizmişler. Bazı forumların çocuklar fotoğrafını gönderiyorlar bana. İnsanlar diyor ki ya siz bırakın şimdi bunları sormayı. Bu elektrik faturaları işin olacak, bu doğalgaz faturaları işin olacak diyorlar. Şimdi böyle bir şeye Türkiye'de ana muhalefet partisi lideriyseniz bir şekilde dikkat çekmek istersiniz. Yani bunun bir sivil itaatsizlik daveti olduğunu da çok düşünmüyorum ben. Ondan önce yapılan şey bu. Bugün Sayın Ahmet Davutoğlu ile görüştüm. Bana söylediği ifade şu oldu. Dedi ki ya biz zaten 10 gün öncesinde bir şey başlattık dedi. Yani biz tamam faturalar yatırmayalım demedik ama şu zamları geri çekin diye söyledik dedi. Şimdi benzer durumu aşağı yukarı bütün partiler söylüyor. Garip bir şekilde de iktidar cenahı ısrarla duymak istemiyor. İddialar var. İşte neymiş efendim, önümüzdeki günlerde bir paketler açıklanacakmış. Bu zamların işte birazı geriye çekilecekmiş vesaire. Ya gerçekten toplumda sadece sizin elektrik zamlarını birazcık geriye çekmenizle çözülebilecek bir hal yok. Daha ciddi bir durum söz konusu. Israrla bunu görmezden gelmek siyaseti okumamak olur diye düşünüyorum Ali Bey. Mehmet Ali Bey, buradaki temel problem şu galiba. Bu enerji fiyatlarının ve aynı zamanda petrol fiyatlarının, mazot, benzin fiyatlarının üretime yansımasının 3 ile 6 aylık bir süresi var. Bir de o dönemde bir 3 ay, 6 ay sonra, 9 ay sonra. Yani o üretimdeki bize dönüşünü katmerli bir geleceği belli yani gösterge. Tabii Ali Bey, asıl mesele geri çekseniz bir tanesini... bile, yani şu anda geri çekseniz bile o zammı engellemek mümkün değil. Doğru. Şimdi önce şuradan bir değerlendirme yapalım. Bakın bu sene hamdolsun yani her tarafta kar yağdı, yağmur yağdı, zorluklar oldu ama bereketli bir sene tarım açısından önce söyleyelim bunu. Ama maalesef benim en azından kendi çevremdeki bir çiftçi ailenin çocuğuyum ben. Etrafımızdaki insanların pek çokları güz ekimlerini yapmadıklarını, yani İki türlü ekim olur tarlalarla ilgili, özellikle hububat ekimlerinde. Güz ekimlerinin çoğunun yapılmadığını, bahar ekimi için de gübre fiyatları, akaryakıt fiyatları ve benzeri fiyatlardan dolayı pek çok kişinin yapmayı düşünmediği konuşuluyor şu anda.
Bu son derece vahim bir durum. Bu diğer konuların hiçbirisine benzemez. Gıda tedarik zincirinin zaten dünyada çok sık bozulduğu bir dönem yaşıyoruz ki bu bizi çok farklı bir yere doğru taşır. Bunun beraberinde getireceği bir sürü başka yansımalar var. Şimdi devletin birimleri, özellikle iktidar cenahı daha çok bize makro ekonomik veriler üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Mesela bugün ben eve gelirken arabada, radyoda bir programda, bir haber programında geçen seneyle kıyaslandığı zaman Türkiye'de uçaklara binme oranıyla ilgili işte şu kadar artmış diye söylüyordu. Ya güler misin, ağlar mısın? Be kardeşim, geçen sene zaten sokağa çıkma yasakları bilmem neyi vardı, ne anlatıyorsun sen? Yani insanlar kaldı ki pek çok gezilerini, bilmem nelerini, iş görüşmelerini, şunu bunu ertelediler, ötelediler vesaire. Geçen sene pek çok okul kapalıydı ve Türkiye bir okullar ülkesi aynı zamanda. Okullara giden çocuklar işte hava yolunu kullanma konusu vesaire. Şimdi yani bunu bir başarı gibi sunuyorlar. Bu çok hayret edici bir durum. Aynı durum pek çok veriler için aynı durum geçerli. Şimdi ben şu anki bu faturaların, dahası Türkiye'deki enerjideki bu var olan durumun uzun soluklu yansımalarının nasıl olacağını merak ediyorum. Ya kamyoncular eylem yapıyor. Bizim tarihimizde, bizim memleketin kamyoncuları eylem falan yapmaz garip bir şekilde. Yani kamyoncuların eylem yaptığı bir dönem yaşıyoruz şu anda Türkiye'de biz. Taksiciler burunlarından soluyorlar pek çok şehirde. Şimdi bunun dışında yani öğrenci servisleri o kadar pahalanmış durumda ki şu anda. İnsanlar çocuklarını servislere veremiyorlar. Bütün bunlar üst üste konduğunda ısrarla bunları görmezden gelmek istemeyen bir siyasi irade var. Niye görmek istemez onu bilmiyorum. Bir de kalkıyorlar televizyonda işte doğal gaz konusu için adam kalkıyor. Yani burada hicap ederim ya anlatmaya. Adam işte kuru fasulye falan yesinler gibi laflar ediyor. Yani ve bunları utanmadan yapıyorlar. Bir tanesi kalkıyor. İşte yani ben inanın o milletvekiliymiş. Yani bir açıklama yapmış. İşte bu işin sorumlusu olarak CHP, 40 CHP yıldır diye iktidar yüzü görmeyen CHP'yi söylüyor. Yani ben gerçekten acaba şey mi yapıyor dedim. Yani bu böyle komik şeyler yapıyorlar gençler falan. Öyle bir şey mi zannettim? Birkaç defa sordum ya. Bir yanlış bir şey yapmayalım yapalım diye. İsterseniz Mehmet Ali Bey. Önce bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlarımız hazırlanmışlar. Bir verelim. Ardından da Yeliz diye bilinen siyasetçinin, Yeliz diye iddia edilen siyasetçinin o kısa videosundan da bir parça gösterelim. 31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç. Bırak insanlar rahat bir nefes alsın. Bir de pandemide zorda kalınca IBAN vermesini biliyorsun ey Erdoğan. Bu sefer de halk zorda. Halkımıza çağrı yapıyorum. @RTErdoğan yazın ve IBAN numaranızı ile birlikte faturanızı gönderin. Hatta bir de etiket ekleyin. Hashtag sıra sende değil. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Bakalım siz IBAN gönderince beyefendi ne yapacak? Yardımınıza koşacak mı? Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Burada iki tane temel çağrı var. Bir tanesi 31 Aralık tarihinden önceki zam, yani şey elektrik fiyatlarına dönün ve zamları geri alın ve açık şekilde şunu söylüyor. Ben elektrik faturası ödemeyeceğim. Yani şimdi zamlar geri alınmazsa Kemal Kılıçdaroğlu mum ışığında kalacağı belli. Eskiden bizim dönemimizde lüküs derlerdi. Babamın kullandığı lüküs vardı. Ya da idari lamba kullanacak. İki, farklı bir şey daha yaptı. Erdoğan Covid döneminde bizden hayvan numarası isteyerek yardım istedi dedi. Şimdi bizzat etiketleyin ve direkt Erdoğan'a gönderin. Şimdi sıra sende diyerek faturalarınızı o elini cebine atsın dedi. Yani ben bugüne kadarki Kılıçdaroğlu'nun en önemli iki çıkışı olarak okuyorum. Şimdi iktidar zamları geri alınsa Kılıçdaroğlu elektrik faturası ödemeyecek diye aldı diye konuşulmaya başlanacak. Başka bir ironi almasa başka bir dert. Buradan ne bekliyorsunuz? Ben doğrusu zamların geri alınacağını falan beklemiyorum. Önce onu söyleyeyim. Biraz önce bir tweet atmıştım. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek var o işin. Hani 150 kW'dan 210 kW'a evet, çıkarmak yani gibi. Çok ona çok benzeyen bir iki adım atılacak. Sonuç itibarıyla
bu millet nasıl olsa bunu hazmeder diyecekler. Gerçekten böyle de devam edecekler. Sonra ikide bir memleketin bütün sorunları çözülmüş gibi, hadi buyur bakalım Kemal Kılıçdaroğlu, hadi yatırma elektriğin faturasını vesaire gibi konuyu magazinsel bir alana çekecekler. Ve ora üzerinden de kalkıp Türkiye'de elektrik meselesinin sanki vatandaşın sorunları çözülmüş gibi çözüldüğünü ifade edecekler. Bu arada da çok garip bir şekilde elektrik faturasını ödemekte zorlanan, gerçekten zorlanan alt gelir grubundan birileri de kalkacak. Vay Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sen niye elektrik faturasını yatırmıyorsun diyecekler. Hatta elektrik faturasını yatırmayınca vatana ihanetle vesaireyle falan bile suçlayacaklar. Yani böyle garip bir dönem yaşıyoruz. Şimdi birilerinin hakkını, hukukunu savunuyorsunuz. Hakkını, hukukunu savunduğunuz insanların, onların size karşı bu tepkileri de ayrı bir garabet. Yani bir taraftan da vatandaş boyutunda da bizim böyle bir fotoğrafımız var. Yani kimse kusura bakmasın ama yani gerçekten bakıyorsunuz. Yani herhalde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir milletvekili maaşı nedeniyle herhalde elektrik faturasını ödeyebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mücadelesini ettiği şey bizzatihi kendisinin elektrik faturası değil ki kardeşim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin vatandaşın ona yüklediği misyonun gereği olarak ana muhalefet partisi genel başkanı sıfatıyla sana bir tavır veriyor. Nasıl bir eda ortaya konulur onu göstermeye çalışıyor. Ama ben şimdi sosyal medyada bakıyorum. Birkaçıyla da Ali Bey çok özür dilerim. Yani sosyal medyada beni takibe almış adam altta yazmış işte Kemal Bey üzerinden falan kendine göre giydiriyor. Ben de özelde aynı kişileri takip alıp hani umumi tartışmaların içerisine girmek istemem böyle magazinsel şeylere de insanlara yazıyorum. Kimdir nedir bilmiyorum da adama soruyorum. Kardeş sen ne iş yaparsın diyorum. Böyle bir iki dakika bir tereddüt yaşıyor. Ya herhangi bir kötü niyetim yok. Vallahi samimi olarak ne iş yaptığını soruyorum diyorum. Bakıyorum en iyisinin asgari ücretle geçindiğini düşündüğüm adamlar yani kalkıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası meselesini eleştiriyor. Ya bir de ne yapacağını şaşırıyorsun böyle bir durumda. Bir de bizim insanımızın durumu bu yani. Mehmet Ali Bey, şimdi insanlar evine gelen 300, 500, 700, 1000 liralık faturaya tepki gösteriyor doğal olarak cebinden çıktığı için. Ama insanlar bunun 6 ay, 9 ay sonra cebine katmerli bir şekilde döneceğinin çok farkında olduğunu düşünmüyorum. Bir de o geldiği zaman bir de oraya bakacağız. Tabii yani şöyle, buradaki mesele gerçekten bir kereye, iki kereye mahsus hani bir şey olur. Diyelim ki devlet vatandaşından talep eder ya bir şey olur dersiniz ki ya kardeşim bizim 3 ay 5 ay neyse destek olmamız gerekiyor falan. Öyle bir konu değil bu. Ve burada gerçekten bir haksızlık söz konusu. Türkiye'de ne oldu da arttı elektriklerin fiyatları? Yani bir şey mi oldu? Ben Elbistanlıyım. Elbistan'da termik santralı var. Elbistan'da termik santralı Türkiye enerjisinin işte 1/4'üne yakınlık elektrik üretiminin neredeyse 1/4'lük bir bölümünü üretiyor. Vallahi bizim orası hava kirliliğinden perişan durumda. Sonuç itibariyle çalışanların da cebine ekstra bir para girdiği yok. Ama sonuçta bir taraftan da bakıyorsunuz elektrik fiyatları da artıyor. Arada kim kazanıyor bu parayı yani? Beri taraftan diğer kalemlere bir bakalım. Ya şimdi domatesin fiyatının bu kadar astronomik, salatalığın fiyatının bu kadar korkunç hale gelişi ya da tam mevsiminde bulunduğumuz portakalın kilosunun 10 liraya çıkması, üretildiği yerde çiftçinin onu toplamaktan bile artık uzak durduğu, nasıl olsa para etmiyor dediği portakalın Ankara'da, İstanbul'da 10 liraya çıkması nasıl izah edilebilir? Siz şimdi akaryakıtı bu hale getirirseniz bir süre sonra bunun yansıması portakaldan da, salatalıktan da, efendim limondan da başka şeyden de çıkacaktır bize. Yani bunun yansıması bir tek kalemde olmayacaktır. Doğal olarak her yerde yansıyacaktır. Bugün biz bir eğitim programına katıldık. Eğitim programında şimdi eğitim giderleri içerisinde, öğrencilerin eğitim giderleri içerisinde büyük şehirlerde servisler başlı başına bir bütçede bir yer tutuyor biliyorsunuz. Bu servis ücretlerinin neredeyse pek çoğunda iki katına yakın arttığı konuşuluyor. Bunu nereye koyacaksınız sonuçta? Yani İstanbul Ankara Belediyesi gibi belediyeler ki buralarda bir sürü kuyruklar var biliyorsunuz. Ekmek satış yerleri var belediyelerin. Şimdi yani onlar bile artık dayanamadılar. Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İstanbul Belediyesi elektrik faturalarını yayınlıyorlar şu anda. Bakıyorsunuz 3 ay içinde elektrik fiyatını siz 2,5 kat arttırırsanız
Yani o ekmeğin fiyatını nasıl tutacaksınız? Nasıl tutabilirsiniz? Yani böyle bir şey matematiksel olarak mümkün mü? Ne kadar absorbe edebilirsiniz? Edemezsiniz yani. Sonuç itibarıyla gerçekten böyle ciddi bir sorun yaşanıyor bu süreç içerisinde. Beni asıl şaşırtan Ali Bey, ben herhalde işte AK Parti'yi iyi tanıdığı söylenen insanlardan biriyim yıllardır. Ya ben AK Parti'nin bu konulara duyarsızlığının bu düzeyde olabileceğine bana birisi anlatsa gerçekten inanmam yani. Dese ki yani ya AK Parti böyle gibi bir parti var. Yaparlar deseydi şaşırırdınız yani kesinlikle. İtiraz ederdiniz. Evet yani bu kadar duyarsız olamaz yani. Sonuç itibarıyla bu insanlar sadece CHP'liler değil ki. Sadece İYİ Partililerin ekmek parası pahalanmıyor ki. Sadece evindeki elektriği pahalananlar, HDP'liler falan değil ki. Bu memleketin hepsi aynı düzeyde rahatsız oluyor. Biz şimdi sormuşuz insanlara elektrik faturalarının fiyat artışı konusunda nedir yaklaşımınız? Cumhuriyet Halk Partililer ne kadar rahatsız? AK Partililer de o kadar rahatsız. Yani çünkü sonuç itibariyle fatura herkesin cebine aynı düzeyde geliyor. Son derece vahim bir durum var burada. Evet.